Görüntülerde yer aldığı için soracağız. Yoksa biz bunu haber bile yapmadık açıkçası. Konuşulmadı bile bu masada. Aslında hiç konuşulacak Çünkü şey. Biz sizi tanıyoruz. Yaşar'ı çok eski tanıyoruz. Seren'i keza öyle. Öyle bir şey olmayacağını bildiğimiz için şiddet konusunda Yaşar'ın kadına karşı şiddet duruşunu da bildiğimiz için böyle bir iddia ortaya atıldı. Yaşar İpek seni dövmeye kalkmış. Sen de işte 155'i aramışsın. Siz buna çok eğlendiniz gelmişler. Biliyoruz ama... sen mi cevap vermişsin? Döverim mi? Şöyle, ya, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi ben 20 yıldır bu işin içindeyim. Ama Feren'le evliliğimden sonra çok magazinin içine girmiş oldum onun evet, yüzünden. Evet, istemez. Aslında ben hep kendimi uzak tuttum. Bulaşmak istemedim. Şimdi bulaştığım zaman da gördüm. Yani çıkan şeylere artık aklım almıyor yani. Neler neler. Yani sinirlenip gidip katil mi olasın? Tövbe tövbe yani. Evet. Anladın mı? Yani ne yapasın bilmiyorsun. Adam sahte bir hesaptan profil açıyor. Kim olduğu belli değil. Hiç, evet. Adı sanı belli değil. Hani Mertçe benim adresim yok. Ve bu kardeşim. Ben senin hakkında bunu düşünüyorum. Doğru. Diyebilen bir adamın elini sıkacağım. Ama diyemez. Bu da yok. Ama sıfır yakında. Takipçiyle. Yakında sıkacağız. Evet, yani bütün evet. Tabii ki emniyet teşkilatı, savcılık falan. Bütün bizim avukatlarımız diğer magazin mecralarındaki yorumlar. Zaten bakarsanız o uyduruk ve iftira mektup gibi yazıyor upuzun. Ve belli ki düşmanım. Ve fake hesaplardan. Niye bir tane fake olmayan hesaptan bizim hakkımıza ya, kötü bir şey çıkmıyor evet, da? Bak, yani, güzel soru. Şahsının ismini verip adam yerine de koymak istemiyorum şimdi. Evet, ben de. Onlar biliyorlar kendilerini. Adama diyeyim ben yine. Adama diyorum ki ya kardeşim bak derdin ne ya? Derdin ne? Evlenmişiz, barklanmışız. Bak bir yuva kurmuşuz. Her ne var ise bile. Siz bir saygı duyun ya. Değil evet bizde yani hani öyle bir durum vardı değil mi eskiden beri? Bir saygı, evlenince bir, insanlara bir saygı duyun. Bu kadar sataşılmaz, bu kadar laf edilmez. İftira, bu kadar bir konu çıkarma, huzursuzluk bozma. Ya derdiniz ne kardeş sizin? Kardeşim ben yapmıyorum işte benim ekibim var, ekibim yapıyor ya. Hep yalan. Kardeşim ekibin yani. Yapıyor da bu ekibi de sen yönetmiyor musun? Tabii. Bak kardeşim kızıyorum diyorum. Bir yerde karşı karşıya geliriz. Sert davranacağım sana diyorum artık. Yani bu benim karım. Ay doğru. Neyin peşindesin sen? Kapatıyorum telefonu, adam koşarak gidiyor. Yüce mahkemeleri işgal ediyor mesela. Ya anladın hem mı? İftira atıyorlar. Evet. Hem yalan haber yapıyorlar. Hem güçlüsün. Ve susmanızı bekliyorum. Yani sebebi de ne biliyor musun? Ben bir televizyon programı yaptım ve o televizyon programında aynı size şu anda size niye size geliyorum ben? Siz isterseniz ya. Ben seninle daha önceden bir arkadaşım yok. Ecele çok nadir görüşürüm, çok severim ama her daim görüştüğüm insanlar niye geliyorum? Niye her gün sizi seyrediyorum? Ben de programcıyım. Ben de yaptım bunu. Program yaparken de seyrediyordum sizi. Biliyorum. Çünkü biz bir şey yapıyoruz. Doğru bir haber yapıyoruz. Evet. Şimdi ben doğru haber yapıyorum diye. Birilerinin de bu işine gelmiyor diye. Sen kendi çıkarttığın skandalları bugün hayır bunlar böyle değil. Ne kadar hanımefendiymiş diye yazarsan. O zaman ben sende bu işte menfaat ararım. Bir döneklik ararım. Bir de üstüne sen birileri bitiyor diye beni bitirmeye çalışamazsın. Ben bitmem çünkü neden? Benim bir ayıbım yok geçmişimde. Ne kadar iftira atarsan at. Halk bilmiyor mu? Annemi biliyor, babamı biliyor, çocukluğumu biliyor, nasıl yetiştiğimi biliyor. Ve karakterimin de nasıl olduğunu. Benim hayatımda sevginin dışında, sevgiyle hareket etmenin dışında hiçbir fiiliyat kimse bulamaz. Yani o yüzden ben annemin babamın başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım ki. Bir de o yüzden sen eleştiriyorsun beni, zaten. Sana sen beni, yani o yüzden de biz şöyle söyleyeyim. Abi işte bulamıyor. Sebep bulamıyor. Diyor ki Yaşar dövdü. Sebep bulamıyor. Diyor ki falan filan oldu. Yani kendi kendine her konu yaratmaya şey çalışıyor. Şimdi ben Selen'den önce de Haluk Şentürk var arkadaşımız evet. Hepimizin biliyorsunuz. Çok da severim. Bizim de çok hep izler. Haluk bu zatla bir sürü sorun yaşadı. Çocuğun yıllarca yani ne yapmadığını bırakmadı bu uçmayan kuş bu adama. Bir gün Haluk'la çalışmaya başladım. Beni sitesinde adımı bile yazmayan adam hani normalde. Anam sen Miami'de klip çeksen ne olur? Sen şöyle olsan ne olur? Takla atsan ne olur? Ve telefon açtım dedim ki kardeş o zaman da benle derdin ne senin? Hani, o da çünkü bu tarafın menajeri ya ayrılmış. Ondan çünkü dolayı Yaşar'a takmış. Seni benim... ciddiye alan, senin haberini ciddiye alıp manşet atan bir tane gazete görmediğim için ben seni hiç ciddiye almıyorum dedim. Hay ama Allah. Dedim ya derdin ne benle? Kardeşim benim bir birimim var. Yine aynı laf. O birimim benim işte düşman bildiğim insanlarla çalışırsa
Yani Yaşar'a düşman bellemiş. Ben de evlendikten sonra onunla, yani çünkü o güne kadar siz de çok iyi biliyorsunuz, yemeklere giderdik durup dururken. Bunun da dışında şöyle, bu bir ekip bunlar. Hmm. Bunlar bir 5-6 kişiler. Bunlar beraber hareket ediyorlar ve bu da çıkacak yakında. Şimdi dolayısıyla yani sosyal medyada bir bakıyorum zavallı babam için, bir bakıyorum ölmüş çocuğum için, bir bakıyorum annem için, bir bakıyorum benim için. Yani o kadar aşağılıkça iftiraya varan şeyler yapıyorlar ne ki. Ne kadar kötü kullanıyoruz yani sosyal medyayı. Çok kötü bir evet, şekilde. Evet ama bunu bir magazin sitesi yapmıyor sadece bir değil mi? Bir tane tabii. Beraber hani yapıyorlar birkaç kişiler. Bunlar evet. Çıkacak yakında çıkacak her kimlerse. Yakında. Çıkacak ortaya bunlar. Çıkacak. Peki güzel şeylerden bahsedelim. İnşallah da barışırsınız. Ama çok çünkü da şey yapmıyoruz. Yani hakikaten barışmak değil Ececiğim. Bak benim için hayatta insanlar küsebilirler, birbirlerine kırılabilirler, bir araya gelebilirler. Ama bazı kavramlar vardır, bazı değer yargılarımız onları vardır hepimizin. Buna dokundukları anda bende ömürlük silinir bu insanlar. Birincisi ailemdir. Birincisi ölmüş babamdır. Türkiye'de halka mal olmuş, Türkiye tarafından çok sevilen bir adam. Yazmadıkları şeyler kalmadı. Sen benim ailemden neyse sen iftira atıyorsun bir kere. Sen doğruları yaz. Ölmüş babaya. Sen çocuğu diyor ki çocuğu hiç doğurmadı diyor çocuğunu diyor. Benim çocuğum babamın yanında mezarda yatıyor. Ya işte evet. Yazılan yazılmış. Yani çok hepsi cezasını inşallah yüce mahkemede çekecek. Evet, yani program yaptım görecek. Ama ben hepsinin doğrularını söyledim. Kimseye iftira atmadım. Ben bir psikoloji biliyorum. Siz de nasıl onu merak ettim. Bu tarz şeyler ilişkiyi daha da güçlendirmez mi? İşte onlara teşekkür ederiz. Evet değil mi? teşekkür ederiz. Çünkü benim kocam öyle bir adam ki. Şimdi çocuk yapmaya hazırlanıyoruz. Ve bunu asla söylemek istemiyordum burada ama benimle beraber yaşadığı için doktorlarım, hastane hep bunlara şahit olduğu için kanama geçirdim bundan bir hafta önce. Yani ben çocuk yapmaya çalışıyorum. Senin kadına yapmış olduğun bir şiddettir bu. Çünkü ben zaten çocuk sahibi olmak için yıllardır çaba sarf eden ve buna bu sonuca gidemeyen bir insanım. Doktorum dedi ki niye Seren Hanım dava açın? Çünkü siz bu şekilde bu stresle yüksek tansiyonunuz var olamazsınız. Ve ben de geleyim dedi. Yani ne gerekiyorsa raporunuzu da vereyim. Neden dedi bu kadar? Çünkü üzülüyorum ben. Hassas bir insanım. Hem de çok. Evet biliyorum. Esen Gül çıkaracak ya. Bizim Esendur Ezgi. Esendur çok iyi bu konuda ama bir şey söyleyeceğim. Peki hiç şunu denediniz mi? Sosyal medyadan direkt uzak kalmayı, birbirinizle yaşamayı. Çünkü bu bütün dünyadaki ünlülerde de böyle. Sadece size yapılan bir şey değil bu. Bize de yazılıyor. Herkes yazılıyor. Hakaret de eden var. Seven de var. Sevmeyen de var. Mesela Selena Gomez. Bir ara sadece bu yorumlardan dolayı bunalıma girip kızcağız kapattı. Hiçbir şekilde olmadı. Taylor Swift aynı şekilde. Ve bunlar dünyaca ünlüler yine. Ve yani, düşün o kadar çok seven olmasına rağmen. Hiç düşünmediniz mi? Siz de çok içinde yaşıyorsunuz. Çünkü benim takipçilerim ve benim sevenlerim. Ben 23 yıldır bu işin içerisindeyim. Benim için böyle şeyler çıkmadı ki hayat boyu. Şimdi çıkıyorlar. Yani bakıyorum kendi takipçilerime hiç mi kötü bir şey, kötü de yazabilirler, eleştiri de açım. Ama bunlar iftiraya yönelik, bunlar mektup yazıyorlar. Ve bunlar hep aynı kişiler farklı hesaplardan yazıyorlar. Olsan bunları yapmayacaklar. Umursamayacaksın. Şimdi evet, bunu bu işten çok başarılı oldu. Bir insan olduğu zaman seninle uğraşıyorlar. Başarısız bir insanla köşesine çekilmiş bir insanla zaten hiç kimse uğraşmaz. Bir de ben de sosyal medyayı kapatmaktan yana değilim. Yani yok niye kapatıyorsun? Ben bazen sinirleniyorum, kapatıyorum. Birkaç gün kayboluyorum. Ben birazcık yanayım ya. Arada böyle bir detoks gibi bir şey. Yorumları kapatarak iyi bir şey yaptın zaten. Evet, yorumları da kapatmak, detoks yapmak. Bak Yaşar'da da ben o kafadayım. Yani arada bir detoks yapmanın zamanı geliyor. Çünkü her şeyini paylaşınca zaten karşı tarafa da her şeyini eleştirme hakkını veriyorsun. Aslında değil yani. Alakalı değil. Bizim sayfalara da yapılmıyor zaten. Bazı magazin sayfalara haber koyup altına fake hesaplardan zaten anlaşılıyor. Gir onlara hesaplara. Bak bir kötü bir şey yazdığınız zaman ben giriyorum. Anlıyorum da yani yazılı. Çünkü benim yani için söylenmeyecek şeyler. Neyse çok önemli değil. Biz aslında o an için bir tabii üzülüyorum. Sonradan da hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü öyle ama işte çok ciddi şeyler de geçiriyorsun. Baksana yani ne istiyorsunuz ve kanama geçiriyorsunuz. Çok ciddi bir şey var. Ne kadar vebal ya. Girmeyeceksin diyor strese. Evet. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin kardeşim? Bu çok gerçekten yani bu soruyu sizin gözlerine bakarak onlara sormanız lazım. Nasıl bir vebal bu? Çocuk sahibi olmak isteyen ve unuttuğunuz bir şey var. Birbirlerini gerçekten seven bir çifte. Yapabileceğiniz en kötü şey bu tarz iftiralar. Ama zaten en kötü şeyi yapmak istiyorlar. Çünkü onlar zaten düşmanım yapıyor. Benim sevenlerim beni yıllardır sevmeyenim bile
yazarsa ne der ki, çirkin der, işte makyaj yapıyorsun diyor. Mesela hani benim için yapılan söylerdi ama bunlar öyle iftiralar atıyorlar ki anlatamam sana. Yani emniyete gittim, dedim ki bunları rica ediyorum babamın hatırına, ölmüş çocuğumun hatırına. Diyor ki çocuğu hiç olmadı bunun diyor, yalan söylüyor diyor. Nişantaşı'nın ortasındaki hastanede yaptım boğumu. Ellerimle gittim gömdüm. Bilmiyorum. Sen ne hakla böyle bir şey yazabilirsin? Peki senin ya? Yıllardır tabii ki bildiğimiz bir mevzu var Seren. Gülben Ergen olayı. Yani Gülben Ergen'le alakası var mı bu olayla? Tabii ki hepsinin var. Tabii ki tamamıyla aynı ekip. Onun yani o tamamıyla bu işi şimdi zannediyor ki o kendi... Bu kadın hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü biz şöyle evet, bir söyleyeyim. Evet ya, güzel şeylerden bahsedelim. Evet ya, ben hallettim. Gerçekten evet. Esenur zaten şu an... Esenur hepsini halledecek. Esenur şu an mesaj attı. Çıkartacak. Bulacağız hepsini. Diyor. İlacı yani zaten diyor Esenur Ezgi. Buldu da sonuca hemen benim de avukatım. Altısa iyi olur.